Batra'yı konuşalım tabi ama gelecek kalan haftalara da bakacağız. Birazdan Trabzonspor'un da 7 haftalık istatistikleri bu arada, gelecek. Bu arada Nevzat yazdı. Ee, çıkışta beklesin diyor. Serdar'la ben konuşurum diyor Nevzat Dindar. <laughs> Nevzat Dindar ve Kenan Üzüm bizi izliyormuş. Ee, Bugün herkes bizi izliyor. Selamlar. Sevgiler, selamlar herkese, izleyen herkese. Evet, araya gitmeden önce bayağı e, hararetli bir tartışma içerisindeyiz. Nevzat da transferdiydi Tabi tabi hep biz iyiydik. <laughs> Ama sen müthiş bir final Bu yaptın. Bu ekran çıkan tabii. herkes iyiydi. Vallahi öyle söyleyeyim ben tabii, ve geç, geçeyim ya. onu. Transfer demişken Trabzonspor'un en iyi transferlerinden biri. Kesinlikle. Barça. Kesinlikle. Ben çok beğeniyorum. Yani tam bir e, oyun yani stili muhteşem. Nerede durabileceğini biliyor. Hangi pozisyonda nerede top alabileceğini biliyor. Tecrübeli, çok aktif bence Trabzonspor'un bu seneki en iyi transferi Barta diyebiliriz. Ben e, Trabzon'un en iyi transferi bu Bartayı almakta yaptığını düşünüyorum. Serdar sen ne diyeceksin Bartra için? İyi transfer. Yani Trabzonspor aslında transfer hamleleri savunmada ki, hang, kim oynamalı şimdi? Ben açıkçası Vitor Hugo benim çok beğendiğim ama bir oyuncu ama Dansville daha çok böyle hani ön plana çıkıyor gibi konuşuluyor. Ama Vitor Hugo geçen sezonu düşününce böyle Tabii aslında Edgar'i ve Vitor Hugo'yu biz ikisini birlikte iyi konuşuyorduk. Şimdi, Şimdi şan, o iyi bak, ikili kim olur? Şu an Türkiye'de bir takımı şampiyonluğa götürebilecek stoperler dersen onlar Trabzonspor'da var. Evet. Tecrübesiyle, tarzıyla her şeyle onlar Trabzonspor'da var. Ama tabii sadece stoperlerin iyi olduğu için kanatlara sıkıntıda. Şampiyon olacaksın diye bir durum yok. Ama evet. şampiyon takımın, lider takımın, güçlü takımın, yarışmacı takımın stoper hattındaki isimler bu şekilde olur. Tarzları diyelim daha doğrusu. O konuda en şanslı kulüp Trabzon. Ben ne dedim Beşiktaş için? Vidayı gönderiyorsun tamam ama yerini herhalde daha iyi bir adamla dolduracaksın diye bekliyor herkes. Olmadı. Belki de sayısı onun yerini doldurur. O ayrı da ama diğer bölgelerdeki sıkıntılar nedir? Şu an sorunlu. Fenerbahçe kimi göndermiş olmasına rağmen aslında göndermiş de gitmiş olmasına rağmen diyelim. Orayı toparlayabiliyor ama Trabzonspor'daki evet. durum bambaşka. Evet. Galatasaray'da zaten markayı kaybetti biliyorsun. Trabzonspor'da da savunma anlamında sıkıntıları gidermek için milli ara ciddi bir ilaç olacak herhalde. Kesinlikle. Ama bir de bir hamşik gerçeği var. Geçen seneki o kurguya yaklaştığı anda Trabzonspor yine hareketlendi ve şampiyon takımın sinyallerini vermeye başladı diyebilir miyiz? Serhan? He, kesinlikle diyebiliriz ama dediğimiz gibi yani kötü başlayan bir Trabzonspor vardı. Tamam kupayla başladı mı? Kupayla başladı. Ama daha sonrasında işte Avrupa Kupası, Türkiye Ligi'ne iyi başlayamayan, kendini kanalize edemeyen, eksikleri olan, futbolcunu kaybeden, kaybetti futbolcuya yerine aldığı futbolcularla bu işi tam anlamıyla sıyıramayan, çünkü ben mesela Trezege'den bir vakeme hareketliliği bekliyordum. Ama e, Trezegen'in kendini bulması için birkaç maçın hatta 4-5 maçın geçmesi lazım. Ama kesinlikle bir trezeguet Vakeme gibi bir efekt gösteremeyecek. Her diğer tarafa geldiğimizde e, Edim Vizka'nın eksikliğini Trabzonspor çok hissetti. Zaten geçen seneye baktığımızda Medipol Başakşehir'den Trabzon'a gittiğinde Medipol Başakşehir'in sağ kanadı çökmüştü. Ama evet. bir, Trabzonspor çok büyük e, iğme yakalamıştı Edim ile beraber sakatlıklar e, adeta Trabzon'un belini bürttü. Evet, Ama çok işte da fazla tekrar, yaşadı. Mesela Bartra'ya gelirsek de ben Bartra e, Dortmund görmüş, Barcelona görmüş, Betis görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yetenekli bir oyuncu. Hem orada lider özelliğini hem beyin özelliğini kullanabilecek. Hem yeri zaman golleri atabilecek. Yeri zaman defansif anlamda da muhteşem işler yapabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. O bölgede öyle bir maestroya ihtiyacı vardı Trabzonspor'un. Bu transferi de Bartra ile tamamladığını düşünüyorum. Peki Trabzonspor'un da e, istatistiklerine, geride kalan 7 haftadaki istatistiklerine şöyle bir bakalım. Nasıl geçirmiş? Evet kötü başladı. Yani kötü başladı da demeyelim de Böyle bir inişli çıkışlıydı Trabzonspor için de gerçekten. E, sezonun başlangıcı. 7 maç 13 puan. Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor. Galibiyet 4, beraberlik 1, mağlubiyet 2. Atılan gol sayısı 11, yenilen gol 10 maç başı atılan gol 1.6, maç başı topa sahip olma %54, maç başı başarılı pas 382. Maç başı ikili mücadele kazanma %82.8, maç başı atılan şut 12.3, maç başı isabetli şut 5.7. Nasıl yorumlarsınız bu istatistikleri? Yani şimdi atılan gol yenilen gol artı bir haber yaşı, 7. haftada. Evet. Bu ayrı ciddi bir sıkıntı maç ama başı ikili mücadele atan, atan işini yapıyor tutan işini yapmıyor tabii. anlamında okuyacağız bunu yine de hem Avrupa'sı olmasına rağmen hem evet. sıkıntılı bir dönemi olmasına rağmen 7 maç için 13 puan 7. hafta çok kötü bir başlangıç değil ama Trabzonspor'dan beklediğimiz bir başlangıçta değil onu da ekleyelim daha iyi olması gerekiyordu bak şimdi bakıyoruz Fenerbahçe atıyor Beşiktaş atıyor Trabzonspor atamıyor, atıyor. Galatasaray atamıyor. Yani bak sayısal olarak baktığımızda. Ama e, Trabzonspor golü çok fazla yemiş. Evet. Burada da Trabzonspor'un bu 7 maçlık 13 puanlık serüvenini bize net bir şekilde dile getiriyor, ortaya koyuyor. Ama tabii ki bir toparlanma var Trabzonspor'dan. gözü görülür. Çünkü kötü başlayan ama kötü başlangıcın da beraber eksikleriyle beraber başlayan bir Trabzonspor'dan bahsettik. Geçen sene muhteşem bir yeme yakalamış bir Trabzonspor var. Niye? Çünkü transferlerin hepsini bitirmiş, rahat bir şekilde ligine başlamış, e, transferlerle beraber kamp geçirmiş bir Trabzonspor vardı. Şu an eksikleri olup e, sezona başlayan bir Trabzonspor görüntüsü bize 11 gol atıp 10 tane gol yediğini gösteriyor bize. Şöyle bir yorum yapmış. Milli Arada ondan sonraki süreçte Dünya Kupası, bunlar biraz Trabzonspor gibi sakatlıkları olan takımlara iyi gelecektir. Öyle düşünüyorum. Ufuk Bey diyor ki bizim çocukluğumuzda maç, maçlar 5'te devre 10'da biterdi. Şimdi Trabzonspor öne geçince bitiyor demiş. Tabii son dakikalarda. Evet evet. Bir Geniş, ara bir, geçtiğimiz hafta çok önemli yani. Bir ara Beşleş'in öyle vardı. dönmesi. vardı. Şifo Mehmet'in böyle son dakika golleri alıyordu. İşte ama 90 artı 8'den bahsediyor taraftarımız. Şimdi Yakup ama Bey şimdi demiş ki. Ama şimdi öyle veriyorlar. Su molası falan da var. Ee, Yakup, Su molası niye var ya? Artık ne var? Çok ya geçen şey. geçen gün su molası vermişler ya. Eylülün ortası böyle bir şey var mı ya? Abi ya o, bak, o onunla ya. ilgili şöyle bir hemen su molası demişken bu ülke futbolun en büyük sorunu bugün Pelkas'ın bir yerde röportajını okudum. Oradaki futbolla buradaki oyun arasındaki farkları anlatıyor. Bizdeki en büyük sıkıntı hakemlerin çok sık düdük çalması. Ama onun da nedeni belki de dünyada baskı altında en çok baskı altında olan hakemler bizdeki hakemlerdir. Yani ben bu foali bir çalayım da sonradan benim başıma bela olmasın. Hı, hı. onlar. Yani ikili mücadele izin yok, temaslı oyuna izin yok. Bunlara izin olmayınca topun oyunda kalma süresi. E bir de su molası. Tempo da kesiliyor. Bir de yere yatan futbolcular. Bir de yere yatan futbolcular. Ülke futbolunun en büyük sorunu topun oyunda kaldığı süredir. Yani tabii kıyasladığımız zaman Avrupa'ya İngiltere çok sürekli farklı. top bir orada tabii. bir burada. Ama oradaki hakemler bizdeki kadar baskı altında değil. O da bir gerçek. Kötü dememizin sebebi geçen sezonun şampiyonu olduğu için Trabzonspor şu anda kötü gidiyoruz e, diye yorum yapmış Trabzonspor'lu izleyicimiz. Ya yani kötü oynadığı maçı da kazanabilmek önemli tabii. İşte geriye düştüğü maçı kazanabilmek önemli. Tabii son maçta e, golle ilgili, son Avrupa golle macerası. ilgili tartışmalar var. Onlara da değinen izleyicilerimiz var. E, bir yandan da